Bu da yeni doğan kuzumuz. Allah nasip ederse bahara kuzularımız gibi olacak. Geçen bir tane koyunum doğum yaptı ama hayvan doğumdan sonra hayvanın baş tarafına yataraktan başına yatmış. Bir hayvanım öldü. Yapacak bir şey yok. Nasıl doğuyorsa ölmek de normal. Allah nasip ederse bahara ot da bol olursa tüm hayvancılar sevinecek bizler gibi. Şimdi yeni doğanları annesinin yanına getiriyor ki annesini emsin, annesini iyi tanısın. Diğer yeni doğan buldu mu? Burada bak. Şu beyaz. O beyaz ama. Beyaz mı? Aha. Annesi önündeki. Tamam. O bugünkü. Annesini bulsun da. Zayiat verdirmeden işte bahara çıkarabilirsek Allah'ın izniyle. Hayır. İlk kez doğum yapıyor ya, ondan şey yapmıyor fazla kuzuyu. Koyunlarımız ilk kez doğum yaptığı için ister istemez biraz tedirgin oluyor hayvanlar. Bunlar var. Az kaldı doğum yapacak hayvanlarımız. İnşallah bahara daha güzel olacak. Berhan da sağ olsun hayvanlardan hiçbir emeğini esirgemiyor. Berhan, kışın hayvancılık nasıl? Kışın zor. Detaylarını biraz anlatır mısın? Detaylar? Kuzu, soğuk, kış, kar. Evet, kar kış ister istemez kuzular da yoruyor. Yem sıkıntısı. Değil mi? Çiftçinin en büyük sorunu
Yemin pahalı olması. Yem pahalı ama inşallah kar müthiş yağdı. Muhteşem bir kar. İşte baharında güzel yağmurlar olursa Allah'ın izniyle otumuz bol olacak. Suyumuz çoğalacak. Daha güzel olacak. En güzel olacak Allah'ın izni keremiyle. Buradan da köpeklerimize bakalım. Köpeklerimiz ne durumda? Oraya geçelim. Evet, eniklerimiz de bayağı ısınmaya başladı. Palazladılar. Hayır, hayır, hayır. Dur üstüme çık. Dışarı küçük kadar kaldı. Gidelim için içeri hadi. Yerinize. Hadi. Hadi. Hadi içeri. Hiç girer misiniz içeri? Burada da kumruları buraya getirmiştim. Arkadaşlar öten kumru benim diğer evde çıkan yavrular. Köye getirdim. Ötmeye başladı. Baya ötmeye başladı hayvanım. Kumrular çoktu. Eşe dosta verdim. Buraya da vermiştim en son. Behran şu altıyı da çok seviyor, aynı benim gibi. Beraber burada besliyoruz. Evet, burada da bir tane üveyik mi bu? Yok. Bu da üveyik. Bu ne oldu, nasıl oldu bu? Bu tavuğa dönmüş. Ben aldım bunu açan. Arkadaşlar bu yabani bir hayvan. Hayvanlar, tavuklar dövdüğü için Berhan kümese girmiş. Buraya da almış hayvanların yanına. Artık havalar ısınınca ister istemez hayvanı bırakacak. Hayvanları da alıştıracak dışarı zaten. Şimdi buradan da diğer eniklere geçelim. Eniklerimize bakalım, tavuklara bakalım. Araziyi görüyorsunuz. Arazi olabildiğine kar, kış, çağır, çamur, çiftçiliğin ve hayvancılığın zor işleri. Burada da tankımız var. Tank burada. Enikleri emziriyor. Şöyle söyleyeyim, normalde tankın enikleri değil bu. Ama hayvan bir şekilde bakıyor, yani Allah'ın hikmeti. Tank gördüğünüz gibi normalde tankın değil bu enikler. Doğum da yapmadı. Doğum da yapmadı. Ama İşte biz insanlar bu hayvanlar kadar olamıyoruz. Hayvanları görüyorsunuz, enikleri görüyorsunuz. Hayvanlar kadar olamıyoruz. Önceden tankı satmıştık. Tankı aslında iki kere sattık. İlk sattığımızda 7 tane keçimizi kurt aldı. Ondan sonra tankı geri getirdik. Geri getirmek zorunda kaldık.
İkinci satmamızda da tank tekrardan geri geldi. Parasını iade ettik. Ondan sonra zaten davar yoktu. Hayvanımız yoktu. Hayvan getirdik. Ya tank yaşlı bir dişi. Ama sadık bir köpek. Çok güzel bir şekilde hayvanlara güdüyor. Hayvanlara sahip çıkıyor. Gördüğünüz gibi anlatmamıza zaten gerek yok. Tank doğum yapmadı. Ama bir şekilde enikleri sahiplendi. Allah'ın hikmeti. Allah da sebep etti. Hayvan sütlendi. Yani şaka gibi bir şey. Burada da tavuklarımız var. Ya işte kışın hayvancılık böyle, yapacak bir şey yok, köy yeri. Ya zor şartlarda hayvan besleniyor. Hani imkan doğrultusunda gerçekten bir şeyler yapmak, buraya kümes yapmaya kalksak gerçekten belli bir meblağ. Ya bazen gücümüz yetmeyebiliyor, bazen de gücümüz yetmediğinden zaten profesyonel bir kümes yapamıyoruz. Profesyonel bir kümes yapmış olsak daha güzel olur. Düşünseniz arkadaşlar, kışın hayvanlardan çatır çatır yumurta aldığımızı. Kış şartları, çağır, çamur, kar. Bu da paçalımız. Bunun da eşi öldü dün. Ya şöyle bakın, Berhan zor şartlarda hayvanlara bakıyor. Hayvanlarla ilgileniyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Bir Avrupa ülkesi değil. Çağır, çamur. Ama hayvan sevgisi böyle bir şey. Hayvan sevgisi böyle bir şey. Berhan'a teşekkür ediyoruz her türlü. Karda, kışta, soğukta hayvanlarla ilgilendiği için, soğukta bana da arkadaşlık yapıyor. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Yer bayağı kuru olan yerler bayağı ayazdan dolayı serteldi. Bayağı serteldi. Ben şimdi yavaş yavaş ileriye doğru gideceğim. Berhan, arkadaşlara buradan söylemek istediğim şey var mı? Kendine iyi baksınlar. Tekrar başka bir videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.